Münbiç konusunda da gelişmeler var ve işte Trump'ın Başkan Erdoğan'ı araması, telefon görüşmesi var. Orada evet kaşıcı cihayetinin konuşulduğu anlaşılıyor ama onun yanında FETÖ ve Münbiç konusunda konuşulduğunu Türk tarafı ilan etti. Münbiç konusu şöyle. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tekrar tekrar. Amerika'nın mümmüç için verdiği takvimin yavaşladığını ve o takvim için verilen sözlere uyulmadığını söylemekteler ki doğru. Münbüç'te çok daha önce netice alması gerekirdi. Onu biliyoruz. Şimdi bugün bir başka gelişme olmuş. Bu Amerika'nın Suriye'ye yeni atadığı temsilci vardı. Suriye temsilcisi diye geçiyor. Eski büyükelçi Jeffrey. Jeffrey Mümüç'e gitmiş ve Mimbiç'te Mimbiç işte oranın yöneticisi olduğunu iddia eden konseyle görüşmüş ne görüşmüş deyince de e, Türkiye ve Suudi yaptığı son ziyaretin sonuçlarını anlatmış Jeffrey şimdi Türkiye'ye yaptığı ziyarette Jeffrey'e söylenen ya o terör grubu Mimbiç'ten çekilir ya da biz gelir çekeriz idi onun daha ötesinde bir şey konuşulduğunu pek duymadık onu herhalde dileriz iletti. O iyi bir şey olur. Yani Türkiye tarafı gayet ciddi onun için diye demiş olabilir. Fakat bu Sudebistan ziyareti, Sudebistan Münbiç'te neden ilgileniyor? Sudebistan'ın Münbiç ilgisi nedir ve Amerikalı temsilci neden Sudebistan'a gidip Münbiç konuşur? İşte Prens MBS deyip duruyoruz. Ya, Prens MBS'nin karıştırdığı işlerden bir tanesi de orada Münbiç'te görülüyor. O yüzden Suudi yönetiminin uzun bir böyle listesi var. O listeye eklenen yanlışlardan bir tanesi de budur. Münbiç ve Suriye'de Türkiye karşıtı faaliyetler maalesef Suudi o işlerin de içinde. Başka işte bu ondan önce de bu merkez komutanı Votel'in sözü vardı işte Türk ve Amerikan askerlerinin eğitimi, devriye eğitimi, o da zaman geçirmenin başka adı. O eğitim yakında bitecek, birkaç gün sonra bitecek ve ortak devriyeye gezecek, girecekler. Devriyeden artık devriye işi de bitmiş durumda. Artık benim için temizlenmesi zamanı gelmiş gibi duruyor, izliyoruz.